Sağ salim olduğunu hemen anladık. Bu arada bir nokta daha ekleyeyim. Müşerref'e ulaşmaya çalıştım. Kendisini tanırım, arkadaşlarını tanırım, protokol şefini tanırım. Fakat anlaşıldığı kadarıyla Pervez Müşerref şu aralarda devlet başkanı gizli bir yerde. Bu terör olayı ne olur ne olmaz devam edebilir diyerekten başka bir yere götürülmüş vaziyette. Şimdi senden öğrenmek istediğim nokta asıl en önemlisi. Kesin olarak kimin yaptığı ortaya çıktı mı? Taliban deniyor ama gerçekten Taliban mı? Evet Mehmet Ali Birant, aslında bugün olayla ilgili dün Karaçin'in Karsaz Köprüsü'nde yaşanan bu intihar saldırısı ile ilgili biz ekip olarak Kanal D ekibi olarak Karaçi Emniyet Müdürü Asar Faruki ile görüştük. Ve Asar Faruki bize Kanal D ekibine çok ilginç açıklamalarda bulundu. Faruki'nin söylediğine göre dün gerçekleştirilen intihar saldırısı en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ve oldukça mükemmel planlanmış bir saldırıydı. Saldırıda 10 ila 15 kilo arasında değişen patlayıcı maddeler kullanıldı. Fakat şu ana kadar Faruk'un bize söylediği saldırıyı üstlenen herhangi bir örgüt olmayışı. Yani aslında Taliban bağlantısı tabii ki tahminler arasında ama Emniyet Müdürü, Karaçi Emniyet Müdürü Faruk'un şu ana kadar söylediği herhangi bir örgütün bu saldırıyı üstlenmediği. Mehmet Ali Birat, ben olayla ilgili çünkü dün biz ekip olarak sıcağı orada olduğumuz için belki de çok kimsenin fark etmediği, dünya basının fark etmediği bir detayı da vermek istiyorum. Dünkü bu çirkin saldırıda çok sayıda çocuk ne yazık ki hayatını kaybetti. Çünkü Benazir Bhutto'yu karşılamaya gelen ekibin arasında o konvoyun içinde gün boyunca dans eden çocuklar vardı. Çocuklar o kadar mutlulardı ki Benazir Bhutto'ya merhaba diyebilmek için konvoyun önünde gün boyu dans ettiler. Ve ne yazık ki patlamanın olduğu sırada birçok çocuk da çok sayıda çocuk da hayatını kaybetti. Ve ben ekip olarak biz oraya gittiğimiz zaman gece çocuklar evine dönmediği zaman aileler gözü yaşlı bir şekilde olay yerine geldiler ve gerçekten bu terörün ne kadar çirkin bir yüzü olduğunu bize tekrar gösterdi ve o manzara inanılmaz bir manzaraydı. Ben son olarak Benazir Bhutto'nun basın toplantısı ile ilgili bir açıklamada bulunmak istiyorum. Bugün söylediğim gibi Mehmet Ali Birant, burada adı açıklanmayan bir sokağa çıkma yasağı hakim. Bu nedenle herkes birbirinden adeta korkuyor. Yani Evet. insan yanındakine bakmaktan çekiniyor. Evet. Ve bu nedenle Benazir Bhutto'nun basın toplantısı oldukça gergin geçti. Biz basın